izleyenler, Yakından Hukuk yeni bölümüyle ekranlarınıza geliyor. Öncelikle ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Maltepe Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eski Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Erdem Aybay hocamız ile Türk Hukuk Sistemi ve Kuzey Kıbrıs Türk Hukuk Sistemi'nde miras hukuku üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Dilerseniz önce genel bir soru ile başlayalım programımıza. Medeni hukuk ana bilim dalı genel başlığı altında yer alan miras hukukunun tanımı ile e, başlayabiliriz. Hı hı. Ve e, izleyenlerimiz için pek tabii daha aydınlatıcı olabilmesi açısından miras hukukunun tanımından e, ve kapsamından bahsedebiliriz. Buyurun lütfen. Tabii ki teşekkür ederim. Ee, kişiler e, yaşıyorlar, doğuyorlar, yaşıyorlar ve ölüyorlar. E, öldükleri zaman e, tabii ölene kadar belli bir mal varlığına sahip oluyorlar e, ve bu mal varlıkları e, kişi öldükten sonra sahipsiz kalıyor gibi oluyor. Fakat aslında e, başkalarına geçiyor. İşte miras hukuku da bu mal varlığı üzerinde kimlerin hangi oranda hak sahibi olacaklarını e, belirleyen bir hukuk dalı. E, şimdi tabi. E, yani hangi koşullarda e, kimlere bu mal varlığı kalacak kişi öldükten sonra? Bu arada bir şeyi söylemek lazım. E, mal varlığı artık mal varlığı terimi olmaktan çıkıyor. Tereke adına oluyor. E, terekenin de işte kimlere hangi oranda paylaştırılacağı miras hukukunun temel konusu. Ama bunun dışında e, ölen kişinin terekesi dışında örneğin defnedilmek öldükten sonra defnedilmesini istediği yeri önceden belirlemesi de mümkün. Bu şekilde de bir arzusu varsa bu arzusunun yerine getirilmesi şartları vesairesi bunlar da miras hukukunun konusu içerisinde yer alıyor. Hocam bu son bahsettiğiniz e, unsurdan genel olarak vasiyet diye bahsetmemiz mümkün olabilir doğrudur, mi acaba? Doğrudur. Doğrudur. Yani vasiyet. halk arasında bilinen tabirle ve pek tabi bilimsel adı da sanıyorum ki aynı şekildedir vasiyet olarak. Vasiyet evet belli mal bırakma da denir vasiyet evet. de denir. Peki teşekkür hocam de teşekkür ediyorum. Teşekkür Peki şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Hı -hı. Türk hukuk sisteminde miras hukukunun genel yapısı ve işleyişi hakkında neler söylenebilir? Çok geniş bir soru oldu sanıyorum. Geniş ama. bir soru evet, evet biraz geniş bir soru ama şöyle bir kısaltılabilir belki e, hani kanun üzerinden gitmekte tabii, tabii, fayda tabii. var. E, Türk Türkiye diyelim miras hukuku sistemi e, esas olarak Türk Medeni Kanunu'nun e, miras hukuku ba, e, bölümü de belirtilmiş. Türk Medeni Kanunu miras hukuku hükümleri 495 ile 600, 682. maddeler arasında düzenlenmiş. Ee, bu kurallar dahilinde önce yasal mirasçıların kimler olduğu ve hangi oranda pay alacakları e, düzenleme altına alınıyor. Ee, daha sonra ölüme bağlı tasarruf dediğimiz e, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm ifade etmesini istediği son arzularının e, şekil ve içerikleri e, hüküm altında alınıyor. Hüküm altına alınıyor e, miras hukuku bu, hükümleri arasında. Evet. Takip eden e, maddelerde de işte mirasın açılma geçmesi, açılması ve paylaştırmanın nasıl yapılacağı konusunda e, bir takım hükümler de mevlud. Şimdi tabii şunu söyleyelim. Genel olarak bakıldığında Türk Medeni Kanunu e, İsviçre Medeni Kanunu'ndan iktibas edildiği için İsviçre Medeni Kanundaki mirasa ilişkin hükümler Türkiye e, Türk Medeni Kanunu'nda da geçerli e, ve e, tabii şöyle bir e, şey söylemek lazım Ka Tür Türkiye Kara Avrupası Hukuk Sistemi ne dahil bir e, ülke evet. ve bu yüzden e, mahkeme islahatlarından daha Az yararlanarak kanun hükümleri ne dayanarak bir sistem benimsemiş özellikle Türkiye evet, hukuku miras hukuku, hukuku da. Evet olarak. aynen evet. öyle miras hukuku sistemi de miras hukuku kuralları da buna göre işliyor özellikle kanun hükümleri bizim için Türkiye hukuku için önemli kabul ediliyor tabi uyuşmazlık halinde uyuşmazlık çıkması halinde mahkemeler de bir takım belki yorum kurallarıyla o çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ama önce Türk Medeni Kanunu'nun birinci maddesinde kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün meselelerde uygulanır deniyor. Evet. Dolayısıyla kanun önce uygulanacak. Daha sonra örf adete bakılacak. Örf adet yoksa o zaman hakimin hukuk yaratmasından bahsedilecektir. Ee, bu yüzden mahke ve o birinci maddede Medeni kanun birinci maddesinde şöyle bir hüküm de vardır ee, hakim mahkeme işlaatlarından ve doktrinden yararlanır der şimdi bakın burası enteresan çünkü e, mahkeme işlaatlarından ve doktrinden yararlanır dediğine göre bu aslında bir yardımcı kaynak evet. mahkeme işlaatları aslında yardımcı kaynak ee, yani Belki bahsederiz e, Kıbrıs e, miras sisteminden. Fark burada işte. Evet Yani, yani bu bizde yardımcı kaynak, yardımcı Türkiye'de kaynak. yardımcı kaynak, belki Kıbrıs'ta ana kaynak kabul evet, edilebilir. Yani asli kaynak olarak. Evet. Belki hocam e, bahsetmiş olduğunuz gibi Common Law ve <laughs> işte, Kara Avrupa sistemlerinin <laughs> farklılığından kaynaklanan orada e, kanunlar üzerinden değil daha e, uygulamadaki sistemden, Evet. E, kararlardan, iştihatlardan ilerlendiği için hı hı, hı. biz de e, belirttiğiniz, teşekkür ederiz doğrudan e, hukuk kuralları yani kanunlar üzerinden diyelim evet. daha doğru bir ibareyle e, ilerliyoruz bu sistem hı hı. içerisinde. Hı hı. Peki e, bahsetmiş olduğunuz gibi benim e, şimdiki sorum o olacak. Hı. Ee, az önceki soruma paralel olarak pek tabii. Kıbrıs Türk hukuk sisteminde miras hukukunun genel yapısı ve işleyişi hakkında neler söylenebilir? Ee, o zaman şöyle kaldığım yerden devam edeyim. Tabii, ee, daha herhalde şey olur. Birbirine bağlantılımış evet. oluruz herhalde. Şimdi dediğimiz gibi Kıbrıs Türk hukuk sisteminde mahkeme iştahatları Evet. Common law etkisi mahkeme iştahatları önem taşıyor. Ee, bununla beraber e, tabi <laughs> miras hukuku ile ilgili bir özel bir yasanın da varlığından söz etmek lazım. Fasıl 195 başlıklı Vasiyetnameler ve Veraset Yasası başlığını taşıyor bu yasa. Ee, bu yasanın da çok önemli bir rolü var, bunu söylemek lazım. Çünkü e, belli başlı kurallar e, hatta belki de kara Avrupası Hukuk Sistemi etkisiyle konulmuş bir takım kuralların olduğunu, bir takım e, düzenlemelerin olduğunu e, söyleyebiliriz. Tabii genel olarak genel yapıya bakıldığında, e, common law sisteminin geçerli olduğunu, orada da yani yine mahkeme islatlarına e, daha çok belki fark e, şey olmadan yani dolaylı olarak atıf yapıldığını kanun hükümlerine bakıldığında görebiliyoruz. Şimdi e, şöyle bir e, yasa bu. bu. 55 maddelik bir yasa ve genel ilkeler koyuyor. E, bu yasa e, hakkında ilk söylenecek şey e, bence çok önemli. İngiliz hukukunun büyük etkisi var. Yani birçok e, hükümde e, ben bir araştırmasını da yapmıştım. İngiliz hukukuyla da bir karşılaştırma yapmıştım ve orada gördüm ki İngiliz e, miras sistemi, İngiliz hukukundaki miras sistemi'nin bazı ilkeleri aynen alınmış. Yani e, mesela şöyle bir e, örnek, e, daha doğrusu karşılaştırma yapmak açısından şöyle bir örnek verebilirim. E, örneğin Türkiye'de e, bir medeni kanun yapılırken, daha ilk yapılırken 1926 yılında İsviçre medeni kanunu dedik, ilk alınmıştır. Ama Yine de biraz Türk e, kiyenin olağan şart, sosyal şartları, e, ekonomik biraz şartları dikkate alınmış, herhalde, dikkate toplumsal alınarak. yapısı evet. dikkate alınmış. Fakat evet. burada benim dikkat ettiğim, özellikle Fasıl o 195 başlıklı yasada e, tamamen İngiliz sistemi adeta bir çevrilmiş, yani İngiliz sistemindeki kurallar adeta bir çeviri yoluyla kanuna alınmış vaziyette. Ha bu ne kadar şeydir? Ne kadar sağlıklıdır, ne kadar sağlıklıdır evet. tartışılır evet. tartışma konusu olabilir. Tabi bu arada yasanın ilginç özelliğinden bir başka ilginç özelliğinden bahsedeyim. Şöyle ki kara Avrupası hukuk sistemine ilişkin ilkeler de böyle ucundan köşesinden alınmış. Biraz karma bir sistem mi yaratılmış? Karma program. bir sistem yani ama yani tam, tam da karma değil, diyemeyiz. Çünkü ama çok e, ufak tefek rötuşlarla belki. Evet, ufak tefek rötuşlarla. Evet. Mesela e, tenkisin yapılması e, Tabi izleyenlerimiz tenkis ne demek diye Hocam, onu, belki e, şey yapabilirler. Kesinlikle. E, tenkisin ne, evet. ne olduğunu da bir kısa açıklarsak. Tabii kısa kısaca söyleyeyim tenkisin ne olduğunu. Tenkis Miras bırakan dediğimiz ölen kişinin, ölen kişinin evet. bir takım akrabaları yakınlık dolayısıyla bir takım akrabalarının ayrıcalıklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani miras bırakan bir vasiyetname yapıp arkadaşına birkaç evini falan bağışlayabilir, evini arabasını falan bağışlayabilir. Ama bu sınırsız değil. Yani sınırsız bir vasiyet söz konusu değil. Illaki e, belli başlı akrabalarına e, bir şey bırakmak zorunda. Yani o onun bir sınırını çizmek zorunda. Ha, sınırı çizmediği zaman o akrabalara bir dava açıyorlar. Tenkis e, bakıldığı zaman hani dil açısından, Türkçe açısından bakıldığı zaman indirim demek. Bırakılan mirastan herhalde indirilmesi. İndirilmesi. Evet, evet. Yani başkalarına o kişiler e, evet. hani indirim isteyecekler. Neden indirim isteyecekler? Ya e, hani e, biz ben ben mesela miras bırakanın oğluyum veya miras bırakanın işte kardeş e, kardeşi değil de oğluyum işte veya annesi veya babasıyım. E şimdi e, benim de bir hakkım olmalı tereke üzerinde. Oysa ki bana, şey bana hiçbir şey bırakılmamış. Evet. E bunun e, karşılığında benim e, bir şey istemem lazım. Nasıl isteyeceğim? Ondan indirilmesini yani... Başka ...arkadaşa yapılan bir vasiyetnamenin, vasiyetin diyelim, e, tutarının indirilmesini isteyeceğim demek. Tenkis esas itibariyle bu. Uşan tabii e, tenkis, tak, çok özür dilerim. E, tenkis, e, tabii e, tenkisin yapılması gibi kurallar Kara Avrupa'sı hukuk sisteminde var. Fakat e, dediğim gibi, baştan söylediğim gibi genel olarak common law sistemi benimsenmiş... Ee, bu konuda yine e, aklıma gelen bir şeyi söylemek isterim. Ee, yasa öncelikli olarak yani Kıbrıs Türk yasası hasılı 195 yasa öncelikli olarak vasiyetnameleri esas almış. İşte Türk Medeni Kanunu'nda veya Türk Miras Hukuku sisteminden fark burada yatıyor. Ne demek biliyor musunuz? Şöyle e, Türk Medeni Kanunu'nda Türk med e, Miras Hukuku sisteminde yasal mirasçılık esastır. Yani kişinin e, belli zümrelerde mirasçıları vardır. İşte e, oğlu, torunu birinci zümredir. Anne, baba, kardeşler ikinci zümredir. Büyük anne, büyük baba ve vesaire hala, amca, teyze gibi bunlar da üçüncü zümredir. Şimdi e, öncelikle e, yasal mirasçılıktır esas olan. Yani i̇rade mirasçılık vardır. İrade mirasçılık dediğimiz şey de kişinin istediğine mirası bırakmasıdır. Evet. Yani esas olarak bu. İşte şeyde fasıl 195'te yasal mirasçılık esas değil. Fasıl 195'te önce vasiyetname esas. Yani kişi istediği kişi istediğini bırakabilir. Tabi belli işte tenkis demiştik. Evet. Belli oranlarda. Ama bırakabilir. Hatta öyle ki İngiliz vatandaşları Kıbrıs'taki İngiliz vatandaşlarının bazılarının sınırsız vasiyet yapma özgürlüğü var. Böyle de bir şey var biraz daha devam edebiliriz evet. biraz çok konuştum estabul'a <laughs> e, memnuniyetle dinliyoruz eminim izleyenlerimiz de e, bu güzel sohbeti dinliyorlardır olun, beğeniyorlardır güzel sohbetinizi anlattıklarınızı diyelim e, hocam şuna takıldığı yeni vaktim şimdi izleyenlerimiz adına ben bunu sorayım tenkis sisteminden bahsettiniz e, tenkis sistemi Türk hukuk sisteminde var peki hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk hukuk sistemindeki etkisi e, Kara Avrupasındaki gibi midir? yoksa çok, daha farklı. Çok olur. güzel bir soru. <laughs> ee, yani Türkiye'deki sistem e, yani tenkit sistemi biraz daha somut aslında. Kıbrıs'taki e, Kıbrıs e, KKTC'deki sistem biraz daha soyut. Şöyle açıklayabiliriz. E, mesela kanunda şöyle bir hüküm var. Fasıl 195 başlıklı kanunda şöyle bir hüküm var. Diyor ki eğer kişi Eşi ve çocuğunu bırakırsa e, geride yani eşi ve çocuğu hayattaysa e, vasiyet edilebilir bölüm ki e, yani üzerinde serbestçe vasiyet edebileceği bölüm terekenin üçte birini aşamaz diyor. Şimdi hani bütün bıraktıklarının bü üçte birini Bütün aşamayacak. bıraktıklarının üçte birini aşamaz. Bakın evet. eş ve çocuk bırakırsa fakat kanunda o mad şeyden sonra devam eden. <laughs> sadece çocuk bırakırsa bir ihtimal, o da işte terekenin sanırım üçte ikisi öyle bir şeydi ee, ve e, şey sadece mesela eşini bırakırsa ne olacak? Veya eşine işte bütün vasiyetini bırakabilir bu takım hükümler e, as, esas olarak e, tenkisi Türk hukukundan farklılaştırıyor çünkü Türk hukukunda tenkis yapılırken ee, bir takım kazandırmalardan bahsedilir. İşte Tenkisat abi sağlar arası kazandırma vardır. İşte Miras Bırakan'ın yakınlarına yaptığı kazandırmalar vardır. Ee, burada fark ortaya çıkıyor işte. Yani e, ben konuş bu sorunun başında birisi somut birisi soyut dedim de evet, evet. esas olarak aslında tam tersi <laughs> belki söylemek <laughs> evet. mümkün olabilir. Ee, belki şey daha da somut Kıbrıs yani Fasıl 195 başlıklı kanun daha da somut hükümler içeriyor. Bunu da söyleyebiliriz belki. Yani e, biraz e, farklı bir yapı ve yoruma açık yani evet. soyut olarak da alınabilir. Belki daha somut görülebilir. Evet. E, peki bir, bir, hocam. Bir, bir şey de eklemek Tabii, istiyorum. Ekleyelim. Şimdi e, yine aklıma gelen bir husus yine Fasıl 195 ile ilgili. E, şimdi birçok maddede yani Fasıl 195'lik birçok maddede. Birleşik Krallık, ki işte United İngiltere ve İskoçya vesaire. Evet. Ve Commonwealth ülkeleri e, vatandaşları için özel hükümler var. Yani Commonwealth vatandaşları veya işte Birleşik Krallık vatandaşlarının bazı durumlarda sınırsız vasiyet yapma serbestisi var. Biraz önce bahsettiğiniz İngiliz vatandaşlarının şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sınırsız e, evet. Mal bırakabilmesi. Evet mal bırakabilmesi ile. var. Başka hükümler var. Yani tenkis için içinde e, bir takım hükümler var. E, hmm. Hatta şöyle bir e, son maddelerine e, yaklaşırken bir hüküm daha var e, fasulye 195'in. E, eğer diyor İngiliz kanunlarında bakın İngiliz kanunlarında eğer bir bu kanunla çelişen bir hüküm varsa diyor İngiliz kanunları uygulanır diyor. Bu da çok ilginç. Yani bu tamamen burada belki İngiliz döneminin yaşanmasından dolayı bu tam olarak etkilerin görülmesi diyebilir miyiz hocam? Tam olarak değil. Tam olarak acaba. görülmesi. Yani, yani. İngiliz evet. e, yani e, bu çok kanun, bariz biçimde. Evet e, bu kanun tabi İngiliz e, döneminin etkisiyle hazırlanmış. 70 1971 yılında de, bir takım değişiklikler yapılmış ama. Yeterli olunmuş mu acaba bu soru işareti karşımıza dışıdır. çıkıyor? yani bence değil. Yani belki efendim. de e, buradan bu çareyi yapabiliriz bir eğitim kurumu yakında üniversitesi evet. aracılığıyla e, ne olabilir bu yasalarımız belki revize edilebilir yenilenebilir revize yani evet. bunlara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir şey hatta e, söylenebilir e, birçok yasanın aslında bir yenilenmesi yasanın, lazım çünkü tabii. ben biraz inceleme yapmıştım e, örneğin e, Kraliçe aleyne haksız fiil hükümleri işlemez diye bir hüküm vardı şeyde yasanın birinde. Yasanın birinde. Ne kadar ilginç. Ne ilginç değil mi? Yani, yani majesteleri aleyne haksız, haksız fiil e, hükümleri işlemez zaten. Belki uygulanmayan maddeler ama, uygulanmayan e, maddeler ama yani bulunması şimdi kadük, da Kadık maddeler. Yani, maddeler Hani e, niye var ki onlar? Varlıkları yani o, zaten o işte revize edilmesi lazım. için bence bir şeydir bu. Çok ciddi bir etmen. Ee, çok önemli Sebeptir bir nokta yani. kesinlikle. <laughs> Hocam teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir soru yönelteyim size. <laughs> Hazırlamış olduğunuz bir çalışma olduğunu, bir evet. makale olduğunu biliyorum. Evet. Ee, Türk hukuk sistemi ve Kuzey Kıbrıs Türk hukuk sisteminde miras hukukunu karşılaştıran <laughs> bir çalışma <laughs> bu çalışmanız. <laughs> e, bu makalenizden, çalışmanızdan biraz bahsedecek olursak. Genel arayla bize bu çalışmanızın içeriğinden bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Ee, şimdi tabii hazırlamış olduğum diye şey yaptınız. Tam bitirmedim ama bitmek üzere. Yani bitmek üzere olan bir makale. Evet. Şimdi genel itibariyle iki hukuk sistemi arasındaki farklara burada değinmeye çalıştım. Çalışıyorum. Ee, tabii yakın ilişkilerde olan iki ülkenin yani Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, hukukunun çeşitli açılardan tanınması gerektiğini yani evet, esasen evet. birbirini birbirimizi tanımamız gerektiğini tabii yani değil. hukuk sistemleri açısından birbirimizi tanımamız gerektiğini düşünüyorum ben. E, yani esas olarak amacım bu kanun hakkında yani fasıl 195 hakkında e, daha çok bilgi sahibi olunması. Çünkü bu uygulamacıların işine yarar. Ee, yani avukatların e, hakimlerin, Türkiye'deki avukatların hakimlerin işine yarar. Bakın tersi de mümkün. Yani çünkü ben e, karşılaştırma yapıyorum ve e, karşılaştırma yaparken Türk hükümleri, Türkiye Medeni Kanunu hükümleriyle e, fasulye 195'i karşılaştırırken Türkiye Medeni Kanunu hükümlerine de değiniyorum. Atıf yapıyorum. Belki bu e, bu ülke sınırları içerisinde de uygulamacıların da işine yarayabilir diye düşünüyorum. Tabii e, evet. bu şöyle de bir şey var. E, değiştirilmesini şimdi az evvel konuştuk bir takım hani revize edilme ihtiyacı var diye konuşmuştuk. Benim de değiştirilmesini istediğim bir takım e, hükümler var. Buna ilişkin önerilerim e, oluyor. Eee tabii Türk miras hukuku sistemi de ...değiştirme konusunda, revizyon konusunda bence e, etkili olabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden bir karşılaştırmalı bir e, çalışma e, yaptım, yapmak üzere ve yapmak üzereyim. Ee, biz evet. heyecanla mutlulukla bunu bekliyoruz. Çok Çünkü teşekkür ederim. Şöyle bir şey söyleyelim hocam. Hem sizin gibi başarılı bir hocamızın, e, güvendiğimiz bir hocamızın... ...hem de aynı zamanda bir akademisyenin bu çalışmaları yapması bizi e, umutlandırıyor. Çünkü biliyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde... Ee, bu açıdan bir sıkıntı var. Hazırlanan buradaki hukuk sistemi için hazırlanan akademik e, çalışmalar çok fazla değil. Bu gerek e, buradaki belki sürekli burada yaşayan veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın hı hı. akademisyenlerin belki azlığından kaynaklanan bir şey. E, şu yönden mutluyuz. İşte okulumuz vasıtasıyla sizin gibi hocalarımız ee, bu gibi çalışmaları yapıyor. Biz de takip ediyoruz veya buradaki diğer kurumlar vasıtasıyla. Hı hı. Ee, bu açıdan mutluyuz. O yüzden e, heyecanla bekliyoruz. Teşekkür Programımızdan ederim. da yayınlandığında makareniz e, duyurusunu yapacağız. Çok Herak teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Hocam ben teşekkür ediyorum ve son olarak size şöyle bir soru yönlendirmek istiyorum. Biraz daha e, işin hukuk boyutundan çıkıp duygusal bir boyuta Oo, <laughs> geçeceğiz. E, programın başında bahsettik Maltepe Üniversitesi'nde çalıştığınız uzun bir dönem olmuştu. Sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi'nde <laughs> çalıştığınız bir dönem olmuştu. <laughs> e, Yakın Doğu Üniversitesi'nde bu kurumda öğretim üyesi olarak çalıştığınız dönemle ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz duygularınızın neler olduğundan bir e, bahsedecek olursak. Valla e, o zaman programımızı bir yarım saat falan daha uzatırız herhalde. Bir, yani. e, bir bu kadar daha uzatırız. Bir bu kadar <laughs> daha uzatırız herhalde çünkü çok yoğun evet. şeyler. Yani buraya her geldiğimde sizleri görmeye veya hocalarımızı görmeye her geldiğimde ben hakikaten duygulanıyorum. Evet. Yani e, ben 2012 Şubatında geldim e, Kıbrıs'a adımımı attım diyelim e, ve 2013 Ağustosuna kadar e, Yakın Doğu bünyesindeydim. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde çalıştım. Ee, şöyle söyleyebilirim, ee, yani e, hani hakikaten burada öyle güzel bir ortamda e, karşılaştım ki ruhum dinlendi, öyle söyleyeyim. Ruhum hakikaten dinlendi burada. Ve ben e, 2013 e, özür dilerim 2012 Eylülünden e, 2013 Haziranına kadar miras hukuku dersi verdim dördüncü sınıflara ee, ve çok keyifli zaman geçirdim. Yani akademik kariyerimin en keyifli zamanlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ee, buradaki şartlar, hocalarım, hocalarımızla ol, olan muhabbetlerimiz ki sohbetlerimiz ki asıl tabii öğrencilerimizin e, cana yakınlığı, sıcaklığı, samimiyeti, sıcaklığı, samimiyeti beni yavuz. çok etkilemiştir. Yani e, hani ileride hakikaten çocuklarıma e, anlatacağım en önemli anlardan biri de Kıbrıs'a ilk adımımı attığım zaman ve o aradan geçen bir buçuk senede. Yani e, işte yakın doğuya adımımı attıktan sonra gelen bir buçuk senede ne kadar güzel anılar biriktirdiğimi gördüm. E, ve çocuklarıma kesin olarak bunu anlatacağım yani. Hocam ne kadar güzel ifade ettiniz ee, bu son sorduğum Aslında soruya abi. cevabınız. Ve pek tabii diğer sorulara cevaplarınız da e, çok değerliydi. Ben e, katılımınız için size çok teşekkür ediyorum. Lütfederek programımıza katıldınız, vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Yine e, gelecek bölümlerimizde de sizi konuk etmek, ağırlamak isteriz. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Teşekkür ettiniz. ederiz hocam. Değerli izleyenlerimiz, yakından hukukun bu haftada sonuna geldik. E, i̇nternet üzerinden... Bize görüşlerinizi iletebilmeniz için www.ayhandolunay.com üzerinden veya Facebook ve Twitter'dan Ayhan Dolunay veya Yakından Hukuk programımızın resmi sayfasından erişebilirsiniz. Gelecek bölümümüze değin. Hoşçakalın.